Evet gençler. Şimdi bu hafta neredeyiz? Bu hafta Karsak'tayız. Biz daha önce bu Karsak'a geldik mi? Geldik tabii. Şimdi bir de Karsak'ı karlar altında göreceğiz. Karsak derelerini. Ve Karsak'ı karlar altında göreceğiz. Ayrı bir güzelliğini yaşayacağız inşallah. Bu hafta burada ne yapacağız? Sucuklu yumurta. Menümüzde sucuklu yumurta var. Nasıl? Sucuk mu? Evet abi. Sucuk ve yumurta. Hem de hakiki köy yumurtası. Geçen hafta ne yaptık? Hamsi tava yaptık. Bu hafta sucuklu yumurta. Yumurta değil mi? Yok. Dün hamsi tava yaptık da. Hacı geçen hamsi, ondan önce kuymak yaptık. Ama burada kar bayağı varmış ha bak. Hava şey ya. Şimdi tabii her seferinde aynı konuya belki değiniyoruz ama yapacak bir şey yok Hasan abi. Şu karlar eriyecek. E nereye gidecek Hasan abi? İnşallah göle gidecek ama maalesef ama gitmiyor. Maalesef. Maalesef gitmiyor Hasan abi. Büyük bir kayıp. Büyük bir kayıp. Ve şöyle bir sıkıntı var Hasan abi. Bölgenin en büyük akar deresi Karsak ve Gürle. Yani en önemli kilit nokta bu. Hani diyeceğim ki hani biraz az akan bir su olsa tamam sıkıntı yok. Ama en çok akan ve en de temiz su ha. Bak mesela evet. Sölöz deresi evet akıyor ama Sölöz deresi pis. Eskişehir Yenişehir tarafından Bayırköy tarafından lahım suyu pislik akma ihtimali akıyor yani pis olarak. Hatta şöyle söyleyeyim o köylerin bütün çöpleri o dereyle beraber göle gidiyor. Ama Karsak deresi ile Gürle deresi ya gerçekten hem su tadı hem lezzeti açısından 10 numara bir yer. Ya bırak göle akmasını bırak tamam hadi. Su sıkıntısı çekiyoruz. Kesinlikle. Niye bunu su barajı yapmıyorlar? Depolanması lazım. Yani buradaki su Orhan Gazi'deki mesela su Nadir deresinin yaptığı gibi iki dereyi de istila etsin. Burada var ya müthiş bir şey olur ya. Ya sen niye öyle diyorsun ki? Yaş çekiliyor ben oraya karpuz ekeceğim. Sen benim evimi içime niye karışıyorsun ki? Rıza abi de başka bir şeyin peşinde. Tamam, göl çekilsin arazi çıksın. Tabii bunu meciz anlamda söylüyor. Hacı. Eyvallah devrem. Adana'ya selamlar. Hacı devrem. Tavşan bak bunlar tavşan. Ya, alışkınız ya. Ya. Bak tavşan ol. Kardeş. Ha, Kadir ya. Oo. Kolay kolay. Yani dikkat ediyoruz tabii ki de. Of 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 balığa bak be. Güzelmiş ya kocaman. Vay. Nerede balık? Deniz anası işte bak. Evet. Deniz ay burası. Somunu bak somunu. Anam. Götürdün Arız abi. Yaparız ha bırak kalsın orada bırak. Akşam en son bir tane hamsiyi yakaladık kafası kopuk çıkmış. He hamsi yakaladık. Hacı hamsi gel bak şimdi bak. Dün deredeyiz abi tamam mı şimdi. Derede hamsi yakaladık. Şimdi sevindik. Hangi dere yani? Konum ve yer bilgisi. Sölöz Deresi. Evet. Kapalıkaya kanyonunda. Hacı buradan balığı yakaladık. Hadi bu yakaladı. Getirdim ana. Dedim bu olmaz. Niye? Bunun kafası yok dedim. Nasıl onun kafası yok? Ne bileyim derede yüzüyor ama kafası yok. Abi. Dedim bırak. Niye dedi? Ya dedi bunun kafası yok ki bizim nasıl temizleyeceğiz? Bu kafası büyük. Temizleyemediniz. Tabii. Hadi çık işin içinden. Buyur. Ya biz nasıl temizleyeceğiz onu ama?
Şimdi onu geçelim de bugünkü... Yüzgeçleri var mıydı? Onu baktınız mı? Hacı, kafa tarafındaki yüzgeçler yoktu. Arka tarafta yüzgeçler vardı. Cinsiyeti benim. Şimdi saçlar uzun değil. Kafa olmadı, saçların uzunluğunu anlayamadım. Ama biraz olmuş olabilir mi? Arkadaşlar, olabilir. Bugün 30 Ocak 2022 günlerden pazar. Küçük bir gezi yapıyoruz. Mikrofonu bozdum. Yok yok, bu takıntı değil. Aldım onu hacı. Küçük bir gezi, tur, kamp ne derseniz de yapıyoruz. Bu konuda görüşlerini alalım. Şimdi Hasan abi, bugün... Her hafta olduğu gibi gene bir yürüyüşe çıktık. Tamam mı? Olduğun yerin ağrı geçti. Normalde biz bu kadar beklemiyorduk karı. Gerçekten burada kar erimemiş. Çünkü neden erimemiş? Bu bölge şu an gördüğünüz kadar aslında buradan bu şuranın haricinde güneş var. Şu an müthiş bir şekilde güneş var. Ama bu bölge sadece öğlen saat 12. Yani hatta 12'de bile, çünkü güneş kış aylarında biraz daha yatay çıkar. Ta o aylarda sadece güneş alıyor. Geri kalan bakın. Saat 11.30, 12'ye kadar güneş yok. Şurada bir saat öğle arası bir güneş belki buraya vuracak, vurmayacak. Sonra tekrar yok oluyor. Çünkü burası büyük bir vadinin içinde kalıyor. Karsak Deresi. Peki bugünkü amacımız ne? Amacımız ne buraya gelmek? Bugünkü amacımız tamamen doğa yürüyüşü. Yani doğanın zorluğunu, günü atraksiyonu. Başlayalım. Tabii canım, eğlence. Derenin güzelliğini görmek. Bir de her zamankisi gibi bizim... bak bu da sıçrayan tavşan. Bu da tavşan acı. Daha demin gelirken gel. Gördüğümüz bir sürü tavşanlar. Beşer kardeşim, gel kameramızı beşer. Evet Rıza Bey, bugünkü yürüyüş, gezi konusunda... Bugün tamamen adrenal yaşayacağım. Stresimi boşaltmaya geldim ben buraya. Artisi Zekeriya dün bensiz balık yemeye gitmiş. Evet, yakalamış. Bensiz de. Yani sensiz üstüz de Devrem. Yok ben gemliğe gideceğim dedi, ayak yaptı. Var mı acı? Nasıl yani? Nereye gidiyor? Acelik çarpın geldi. Çok fazla bir yere girmiyor ki. Oradan çıkınlar. Çok yaş çarpınlar. Oradan çıkınlar. Oradan çıkınlar. Şuradan. Yine zirvedeyiz. Pantolon süper. Birazdan. Evet, beklediğimizden zorluydu. Karla mücadele gerçekten zor. Bir de kar kristalleşmiş. Yani eline değdiği anda ellerin buz gibi oluyor. Yani normal yumuşak kar değil. Güneşi görmüş, dağılıyor. Eller soğuk. Ama dediğim gibi her şeye değer. Şimdi biraz sonra kamp alanımıza yaklaşacağız. Doğa her haliyle güzel. Evet, kış şartlarında doğa biraz daha zor. Dikkatli olmak lazım, tehlikeli. Ama zorluk da güzel ya. Yaşamaya değer, bilmiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Doğayı seversen, yaptığın işten zevk alırsan her zaman memnun olursun. Bakalım şimdi kamp alanımıza doğru gidiyoruz. Yukarıda güzel bir sucuklu yumurta, güzel bir kamp ateşimizi yakacağız. Orada biraz dinleneceğiz. Daha sonra dönüş yoluna geçeceğiz. Şimdi kar yağınca birçok güzergahı bulamıyoruz. Güzergahtan ziyade birçok yerde dallar kırıldı ve yolu kapattı. Yani şöyle örnek gösterebilirsek, orada gördüğünüz gibi bunlar ufak bunlar. Bunların daha büyükleri yollarımızı kapattı. Dolayısıyla yol bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bakalım yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım. Takipte kalın. Buraya geldik şimdi. Şimdi burada bir kamp atışımızı yakacağız birazcık. Burada güzel bir karnımızı doyurduktan sonra sucuklu yumurtamızı, köy yumurtalı böyle tavada cızbız yapıyoruz abi. Ondan sonra şu havanın, şu atmosferin güzelliğini yaşadıktan sonra şimdi normalde buradan öteye asıl büyük dediğimiz dev şelale, daha uzun bir zaman önce keşfettiğimiz şelale çıkacaktık. Ama maalesef yolumuz gerçekten zorlu. Yani hiç kalamayız. Çünkü buradan öteye hem dik kayalar hem yolumuz patika zorlu. Dolayısıyla burada kamp patikamızı yaktıktan sonra dönüş yoluna geçeceğiz. Aşağıda değindiğim konuyu tekrar ediyorum. Görmüş olduğunuz bu su, bu doğal güzellik. Şimdi buradan suya aktığına bakmayın. Aynı zamanda yan taraftan bir tane daha. İki kanalla geliyor bu. İki kanal ateş halinde. Ve şu an
suyun durgun hali. Çünkü Nisan, Mart, Nisan'da bu karlar erimeye başlayacak. Bu karlar erimeye başladığı zaman şu görmüş olduğunuz şu dere ve buralar komple büyük yerlere akıyor, şelale akıyor. Ve şu suyun güzelliği, tadı, lezzeti 10 numara. Gerçekten çok güzel. Bu su İznik Gölü için büyük kayıp. Orhan Gazi'miz için, halk için içme suyu olarak büyük kayıp. Biz doğa severler olarak, Orhan Gazi Yaşam ve Doğa Grubu olarak bu tür gezileri, bu tür aktiviteleri yapmaya devam edeceğiz. İnşallah gözümüzün gördüğü, bizim kafamıza takılan, bizim fikrimiz olan her şeyi, her düşünceyi böyle paylaşacağız. İnşallah birilerine ilham kaynağı olur, birileri bundan ders çıkartır ve bu işe çözüm bulur. Veyahut da bu su kaynağına çözüm bulur. İstediğimiz şeyler çok zorları şeyler değil. Yani bu suyu kazanmak çok kolay. Orhan Gazi'miz hemen yakınımızda. İznik Gölü hemen yakınımızda. Aynı dere üzerinden zaten akıyor. Şöyle bir şey düşünün. Bu Karsak ve Gürle Deresi aynı hat üzerinden aynı yerde birleşiyor. Ama tepenin bu tarafında kalan akarsu körfeze akıyor. Gemli körfezine, denizle. Bu tarafta kalan su Gemli'ye akıyor. Yani çok basit İznik bir İznik Gölü'ne, çok basit bir boru sistemiyle veyahut da kanalda düzenlemeyle beraber bu su İznik Gölü'ne kazandırılabilir. Tabii ki içme suyu olarak kullanılırsa çok daha güzel olabilir. Evet arkadaşlar, kamp ateşimi yakmak için başlıyoruz. Karınlar nereye gitmek? Bakın çıkıyor ki ya. Evet arkadaşlar, yine bir hafta sonu, yine muhteşem bir şey. Ekip arkadaşlarım buraya davet ediyorum. Ekip arkadaşlarım, bizim grubumuz işte bu. Biz hep ilkleri başarıyoruz. Gel abim, gel. Gel Zeki abim, gel. Bakın yine, bakalım burada ne var. Yine başardık. Gel Yusuf, gel Yusuf. Yumurtamız, çayımız, kamp ateşimiz. Yine başardık arkadaşlar. Şimdi biz sizi yalnız bırakıyoruz. Biz yemeye devam edeceğiz. Evet, doğada yine son jübilemizi yapıyoruz. Çayımızı içiyoruz güzelce. Gerçekten ayrı bir nefes. Sucuğun üstüne de güzel gidiyor ama değil mi Hasan abi? Vallahi var ya. Çay da sarıyor, kar da değiyor. Şimdi böyle güzel ateşimiz ısındık. Biraz sonra dönüş yoluna geçeriz. İnşallah. Etrafı toparladıktan sonra. Vallahi gene muhteşem bir hafta sonu. Bu arada avcılar domuzları avlıyorlar ama bizi avlamasalar bari. İnşallah güzel bir dönüş yoluyla beraber bu işi bitireceğiz. Bugün mesela sucuk yumurta, bir de kuymak yaptım, muğlama yaptım mesela, anki yaptım. Bir daha yorgansa ne şey yapma yani, ne başka menüde ne olmak? Menü olarak ne olabilir? Yani ne olabilir? Biraz şey yapalım. Arkadaşlar siz de yorum yapabilirsiniz ne pişirme konusunda. Acaba bir dahaki haftaya ne pişirse? Farkında yorumlara yazınız. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet. Bir dahaki sefere yapacağımız olayda nereye yorumda ne? Kim ne yazarsa. Ona onun ortalaması ve en çok istek alan şeyi yapalım. Şimdi çok hani güzel. Nereye gideceğimizi bilmeyebilir. Orada yana sıkıntı yok ama hani menüde ne yapabiliriz? Menüde sizin ne tavsiyenizi dinliyoruz. Doğada ne yaptık? Evet, hadi okay. Bakalım. Sizin ve yorumlarınız bizi yönlendirsin. Önümüzdeki hafta menüyü yönlendirsin. Haydi bakalım. Bizi takipte kalın, kanalımıza abone olun. Abi seni araştıracağım. Evet arkadaşlar, kampımızı bitirdik. Güzel yemeğimizi yedik. Hep beraber şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Ekip arkadaşımız hepsini toparladı, her şeyi, bütün ekipmanlar tamam. Şurada güzel bir nostalji gösteririm size. Görüyorsunuz. Evet Hasan abi, bu konuda evet. Düşüncelerini alabilir miyim Hasan abi? Güzel bir etkinlikti. Bu haftayı da boş geçirmedik. 4'ten sonra güzel bir etkinliğimiz daha olacak. Bundan sonraki hafta daha planlı, daha programlı olacak bundan sonrakiler için de. Herkesin katılımını bekliyoruz. Özellikle YouTube kanalımıza, Instagram kanalımıza lütfen abone olun. Ve dostlarınızı, arkadaşlarınızı abone yapın. Zeki abi, ya yaparsınız ya da... Senin yorumlarını alalım abi. Ya ben yorum yapmıyorum. Baba! Görünüyor. Her şey ortada. Kulata. Uçak. Doğa. Kız abi! Valla ekip arkadaşlarım her şey mükemmel. Doğada olmak her şeyden güzel ama şu insanlarla doğada olmanın tadı, huzuru. Veysel kardeşim kameraman arkasında, Yusuf kardeşim ileride. Sizleri de aramıza bekliyoruz. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Doğada doğal insanlar, doğal dostlarla beraber. Aynen öyle. Ayağına yüreğine sağlık. Ağzına, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Bizi de takip edin. Huzurlu olur. Haydi bakalım, gidiyoruz.